Evet sevgili seyirciler, bu skandalı bir konuğumuzla değerlendireceğiz. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun, çok teşekkürler. Bir uçak kaçırma haberiyle bültenimize başladık. Onunla ilgili gelişme oldukça da izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Şu anda bazı bilgiler geliyor. O da pilotun teslim olduğu, düzeltiyorum. Teröristin yani korsanın teslim olduğu yolunda bilgiler geliyor ama teyit edilmiş bilgiler olmadığı için bunu net bir şekilde veremiyoruz. Biz konumuza dönelim. Nedir bu rezaletler? Yani üzülerek izliyorum. Burada başta böyle bir şey yoktur demiyor Konsensus firmasının sahibi, yetkilisi diyor ki haberim olmadan yapılmış olup hiçbir şekilde tarafıma izafe edilemez diyor. Evet. Yani bu şu demektir. Ben yaptım, oraya teslim ettim. Ondan sonraki oynamalar olmuş olabilir. Ama bizim bıraktığımız bilgiler farklı. Ama burada şirket sahibinin kendi inandırıcılığını ortaya koyması için önce itiraz etmesi lazım. Demesi lazım ki, hayır kardeşim, gerçekler bu değil. Şimdi araştırma şirketi nedir? Kamuoyunun nabzını tutar, gerçekleri ortaya koyar. Evet, sizler de araştırma bulgular. Şirketleriyle çalışıyorsunuz nihayetinde. Tabii hepimiz çalışıyoruz. Yani evet. Sonuçta aday belirlerken birçok alanda. Tabii ki. Hükümet bir şeyi manipüle ederek kendini yüksek göstermeye çalışıyor. Sandıkta hileyi seçerek, ki sandıkta hile olacağı endişesini taşıyorum. Bunun altyapısını şimdiden oluşturmaya başladılar. Ki birkaç gündür yandaş basının yaptığı haberlere baktığımızda sanki bunun zemini hazırlanıyor gibi. Yani baktığımızda biz işte %40'ların altına düşmedik. Hile yaparsak da burada tutabiliriz havası var. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'de şu anda iktidarın oyu hızla düşüyor. 40'ların altına düştü, 30'lar civarına geldi. Orada yükselen muhalefet partileri var. Bakın CHP'den oyu MHP'ye kaydırıyorlar, MHP'den de BDP'ye kaydırıyorlar. Sürekli bir böyle bir kaydırma durumu tabii, var. Sürekli bir manipülasyon halinde. Manipülasyon yani. Var. Yapay bir anket şirketleri kurdular. Yapay anket şirketleriyle kamuoyunda sanki oyları yüksekmiş gibi gösteriyorlar. Bu da şunu bana çağrıştırıyor. Sandıkta hile yapacaklar, şimdiden kamuoyunu hazırlayıp kılıf uyduruyorlar. Yani minareyi çalmak üzereler. Tabii ki bakın elimde yandaş basının haberleri var. Ve daha olay, evet bakın daha hiçbir şey yokken durup dururken bu haberleri veriyorlar. Yani bu haberleri verdikleri için bakın şurada da var aynısı. Şimdi sandıkta sen iktidar değil evet. misin? Yani bu iktidarın yayın organı olan bir gazete. Şimdiden buna kılıf hazırlayarak bizim oyumuz yüksek, işte kaos olacak deyip oraya müdahale etmek, sandık güvenliğini ortadan kaldırmak, o alana müşahitleri sokmamak, mümkün olduğu kadar dar alanda kendi ekibini yığarak istediği sonucu çıkartmak. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tuzağın farkındayız. Her sanda 3 tane sandık sorumlusu koyduk. Ve ıslak imzaları genel merkezimizde bir merkez oluşturduk. Islak imzaları alıp genel merkezimize getireceğiz. Genel merkezin anında ve sonuçlara herhangi bir müdahale olduğu zaman Yüksek Seçim Kurulu'nda aldığı bir karar var. Yüksek Seçim Kurulu'yla yaptığımız çalışmada bizim o ıslak imzalara ulaşmamız çok önemli. Şu anda biz bunun tüm altyapısını hazırladık. Merak etmesin Türk halkı. Yani AKP iktidarının yapacağı o hileye karşı biz hazırlıklıyız. Ve buna da müsaade etmeyeceğiz. 1,5 yıldır biz bu çalışmaları yaptık. 2011 seçimlerinden hemen sonra da merkezimizi oluşturmuştuk. Her sandığın başına 3 tane arkadaşımızı koyacağız. Hiç kaygılanmasınlar. AKP'nin düşüşü gözüküyor. Yani AKP'nin şu anda bu ülkede başarılı bir yönetim sergilediğini kimse söyleyemez. Türkiye bir kaosa doğru gidiyor. Türkiye'de bir devlet krizi var. Şu anda Türkiye yabancı yatırımcı gelmiyor. Nasıl gelsin? Yani Türkiye'de hukukun tartışıldığı bir ülkeye yabancı yatırımcı hangi güvence duyarak gelip yatırım yapsın? Türkiye'de başbakan diyor ki işte burada bir iktidara karşı bir komplo var. Ya komplo yok. Aslında sen bu ülkeye bir komplo kuruyorsun. Bu komployu kuran sensin. Dış güçler diyorlar.
Dış güçler diyor ama maşallah Almanya'nın ayağına gitti. Amerika'nın ayağına gitti. Tüm yabancı ülkelerin ayağına gidiyor. Peki yabancı ülkelerin tamamının ayağına gittin. Bir tek İngiltere kaldı gitme diye. Madem kaos dış güçler yapıyorsa, Rusya'sı, Amerika'sı, Almanya'sının ayağına gidiyorsan, Avrupa Birliği ülkelerin ayağına gidiyorsan, dışarıda dış güç kalmadı ki. O zaman senin oturup bir düşünmen lazım. Söylediğin lafın altı boş. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bunun çıkar yolu bu hükümetin bu ülkenin başından bir an evvel gitmesi hayırlısıyla. Giderse bu ülke rahatlayacak. Bu ülkeye tekrar kendini toparlayabilir. Hukukun saygınlığını da devletin saygınlığını da tekrar geri getirebiliriz. Ama bugün Türkiye'de bir AKP krizi var. Devlet kriziyle beraber. Bunu çözmemiz lazım. Evet. Bunu çözmemiz lazım derken artık iş o kadar tuhaflaştı ki anket yayınlanıyor, manipülasyon olduğu ortaya çıkıyor sonradan. Bu anketlerin yayınlanma nedeni zaten insanlar kendi durumunu bilsinler. Nerede ne kadar zayıfız, nerede ne kadar güçlüyüz, o tarafa doğru yönelsinler vesaire. Yani bu anketlerin mantığı budur. Onun için yayınlanır. Ve bu yayınlanan anketlerin bir biçimde manipülatif olduklarını öğreniyoruz aradan geçtikten sonra. Şimdi bundan sonra hiç kimse bu anketlerin zaten hani tereddütle yaklaşılan bir konuydu bu. Hiç kimse inanmayacak. Şimdi anketlere böyle bakacağız. Yargının durumu böyle. Yolsuzlukların üstü sürekli örtülme. Yani sürekli insanlar her gün bir şaşkınlıkla kalkıyor. Nedir buradan çıkış yolu? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çıkarmaya çalışacak ülkeyi bu durumdan? Bu güven bunalımlarını nasıl tekrar geri döndürecek? Şimdi iktidar partisi yani AKP iktidara geldiği zaman seçim kampanyalarında ne diyordu? Yolsuzlukla mücadele edeceğiz, yoksullukla mücadele edeceğiz, yasaklarla mücadele edeceğiz. Üç yani 3-7 diyordu. Bu 3-7'den bir tanesini tuttuğunu hatırlamıyorum. Yolsuzluk bitti mi? Hayır. Bakın ayakkabı kutularında milyon dolarlar var. Yani dibine kadar yolsuzluğa bulaşmış bir iktidar var karşımızda. Ve bunu örtmek için oraya buraya çamur atarak gündem değiştirmeye çalışıyor. Yoksulluk bitti mi? Hayır. Bakın Van'ın Gürpınar'ında bu bir evladımızın cenazesi. Yani bu. Yoksulluk bitmedi. Evet, bu da son dönemin en acı fotoğraflarından birisi. Tabii ki yani birisi. Bir evladımız evet. Ya bu. Evet, yani çocuktan yani, kalan son fotoğraf bu. Yasaklar kalktı mı? Hayır. Daha da çok yasaklar geldi. İnsanların haber alma özgürlüğü bitti. Yani insanlar medyada öyle şeyler uygulanıyor ki artık başbakan başka bir ülkeden telefon açarak bir televizyon kanalının haberine müdahale edebiliyor. Altyazısına müdahale edebiliyor. Evet. Yani gene o anket yayınlayan şirketin medya grubuna telefon açıp o haber yakışmamış onu oradan kaldırın diyebiliyor. İnternete ulaşım bir noktada yasaklarla bir adamın tek eline bıraktı. Yani Türkiye kötü bir yere doğru gidiyor. Türk halkı bunun farkında. Anketlerde düşüş de bu nedenle zaten. Yani anketlerdeki düşüş tesadüfi değil. Türk halkı akıllı bir vatandaş. Yani ne yaptığını biliyor. O şunun farkında. Yani milyon dolarların bir yere aktığını, oysa ki o milyon dolarlardan bu ülkenin kalkınabileceğini, o kalkınan ekonomide kendi tenceresinin de rahatlıkla kaynayabileceğinin farkında. İşçinin mutfağına gidecek kaynağı iktidarın bakan çocukları alıp yatak odalarında kasalara koyuyorlar. Memurun oradaki maaşının arttırılması gerekirken iktidarın yandaş müteahhitleri alıp ihaleleri yüksek rakamlarla alıp başbakanın kurduğu bir komisyonlar yüzer milyon dolar bir çanağa para atabiliyorlar. Ya bu çok ciddi bir şey. Düşünün yani bir başbakan bir bakan marifetiyle yüzer milyon dolar toplayabiliyor. Kimden topluyor? Müteahhitten. Peki o müteahhit babasının hayrına mı veriyor o parayı? Hayır. Ne diyor? Merak etme biz bunun daha fazlasını alırız diyor. Bunun adı nedir? Yani bunun adını koymakta gerçekten her şey var bunun içerisinde. Ar damarı çatlamış. Pisliğe bulaşmış. Yani ben buna rüşvet diyemiyorum artık. Yani hafif
kalıyor ya, hafif değil kalıyor mi? Hafif işte. Kalıyor. Olayı tam anlatmıyor. Tam pisliğin içerisine bulaşmış bir iktidar var. Yani bu iktidarın kamuoyu yoklamalarını yapan o verilerle oynaması normal. Çünkü çıkar yolu yok başka. Evet. Kendisini güçlü gösterecek, sandıkta da hile yapacak, o hileyle kendisini oradan kurtaracak. Yok böyle bir şey. Ama bu oyun bir biçimde ortaya oyun, bakın, çıktı. Allah'ın bir adaleti var. Bakın olay geldi, tüm Türk kamuoyu suçüstü yakaladı. Yanılmayan bu konuşmaları da yakaladı, rüşveti de yakaladı. İşte tırlar içerisindeki o kaçakçılığı da yakalıyor. Artık bunu yapmamaları lazım. Bu ülkenin vatandaşlarına şunu söyleyeceğiz. Bu ülke çok zengin bir ülke. Bu ülkenin kaynağı güçlü. Yeter ki bu ülkeyi namuslu insanlar yönetsin. Namuslu insanlar yönetirse hem sen huzur içerisinde olursun, refah içerisinde olursun, hem ülke huzur içerisinde olur. Evet. Bunun için iktidar partisinin bu soyguncu yapısına son vermesi lazım. Biraz önce internet dediniz, o da malum meclisten çıktı bir bölümü, daha devam ediyor. Cumhurbaşkanı'na gideceğiz, bakalım Cumhurbaşkanı onaylayacak mı, onaylamayacak mı? Bugün TÜSİAD'da bir açıklama yaptı, aman Sayın Cumhurbaşkanı bu iş yanlış iştir biçiminde. 2002 yılında bir internet sitesi yasaklı, 2002 yılında. 2013 yılında 35 bin internet sitesi yasaklı, 2002. Yani yüzdeye bile vurulmuyor. Bir internet sitesinden 35 bin internet sitesine gelmişiz. Ve hala yasaklamanın yollarını arıyorlar. Ve bu işi yasal kılıflara çevirmeye çalışıyorlar. CHP'nin tavrı zaten ortada. Fakat nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı? Bu internet özgürlüğü çok sıkıntılı bir noktaya geldi. Ya dünyanın geri kalmış ülkelerinin, yönetimlerinin, diktatöryanın uyguladığı sistem bu. Yani yasaklayarak haber alma özgürlüğünü yok ederek insanları doğru habere ulaşmasını engelliyorlar. Ama 21. yüzyılda İsmail Bey bunu böyle yaparak bir yere varamazsınız. Bence medya, ana muhalefet veya muhalefet iktidar partisinin en büyük bence yol haritasını gösteren kişidir. Çünkü biz onların yanlışlarını söyleriz. Deriz ki ya şurada bakın hatanız var, eleştiririz, onlar o hatasını düzeltirler. Kamuoyu doğru haberi aldığı zaman iktidara karşı eleştirisini arttırır. İktidar da bu eleştiriden sonra kendisine çeki düzen verir. Ama iktidar partisi bunu yapmıyor. AKP bunu yapmıyor. Yasaklayarak, halının altına süpürerek o pis kokuları örtmeye çalışıyor. Ya kiri halının altına süpürürsün ama kokusunu yok edemezsin. O koku çıkar ve çıkıyor zaten. Yasaklarla bir yere varamazsınız. Türkiye 21. yüzyılda yönü batıya dönük dünya ülkeleri içerisinde yerini alan bir devlet. Siz Türkiye'yi çağdaş medeniyetlerden koparıp geri kalmış krallıklar, diktatörya yönetim anlayışına geri götüremezsiniz. Türk halkı buna müsaade etmez. Biz de ana muhalefet olarak müsaade etmeyiz. Biz iktidara geleceğiz. Gördüğüm tablo şu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor ilk seçimde. Ve bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Ciddi de altyapı hazırlıklarımız var. Biz neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Türkiye'ye sıkıntılı bir mirası devralacağımızın farkındayız. Komşularımızla ilişkilerimizden tutun, ülkedeki özgürlüklere kadar, ülkedeki eğitimdeki kaliteden, tarımdaki sıkıntıya kadar. Biz bunun farkındayız. Bunun hazırlıkları var. Güçlü de kadrolarımız var. Bu olayı en kısa zamanda bir noktaya getireceğimize inanıyoruz. Ama iktidar partisinin bugünkü yaptığı tahribat umut ediyorum çok daha fazla olmaz. Çünkü diktatörler giderken yakar yıkar giderler. Benden sonra tufan evet, derler. Evet, diktatörler yakarak yıkarak giderler diyorsunuz. Evet, şu anda gördüğüm de o. Devletin hangi kurumu şu anda güvenilir halde? Bakın en güvenilir olması gereken insanların canını malını emanet ettiği yer neresidir? Yargıdır. Bugün yargının güvenilmez olduğunu söyleyen kim? İktidar partisi. Evet. HSYK'ya güvenmiyorum diyor. Savcıya güvenmiyorum. Sonra biz gece yataklarımızda uyurken o sulhu, o güveni, toplumdaki huzuru kim sağlar? Polis değil mi? Şu anda iktidar partisi kendisi ben polise güvenmiyorum diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bu ülkede sınırlarımızı kim bekliyor? Ordumuz bekliyor değil mi? Orada bir tane tırda diyor ki yurt dışına silah kaçırılıyor. Teröristlere
silah gönderiliyor deyip bir tırı durdurmaya kalkıyor. Ankara'dan hükümet yetkilileri müdahale ediyorlar. Hayır kardeşim, sen o tırı arayamazsın. Ve oradaki komutana soruşturma açıp başkere sürüyorlar. Yapan kim? İktidar Partisi AKP. Yani orduya güvenmeyeceksin. Polisine güvenmeyeceksin. Yargına güvenmeyeceksin. İş adamına güvenmeyeceksin. Bu ülkede biz devleti hangi kaynaklarla idare ediyoruz? Vergilerle. Vergiyi kim veriyor? İş adamlarımız. Anayasanın 138. maddesinin çöp olduğunu söyleyen bir meclis başkanımız olacak. Evet. Sen iş adamına da fırça atacaksın. Sen birinin uydususun diyeceksin TÜSİAD başkanına. Evet. Ya yapmayın diyor. Türkiye ekonomisi diyor. Bu kadar germek doğru değil. Hepimizin burada sorumlu davranması lazım diyor. Sorumlu davranması gerekenlere bunu söylüyor. Ama başbakan kalkıp onu fırçalıyor. Vatan hain diyor. Vatan hain diyor. Yani herkese çatışmalı bir iktidar. İçeride çatışmalısın. Dışarıda bakın İsmail Bey, bir tek komşumuz yok. Allah aşkına. Komşularımızdan tamamından kavgalı olur mu bir devlet? Yani eskiden bizim sınırlarımızda bizim şirketlerimiz, tırlarımız ihracatımızı taşırdı. Bizim vatandaşımızın ürettiği, işçimizin, sanayicimizin ürettiği üretim mallarını gümrük kapılarından geçirirdi. Şimdi ne geçiyor? Ne geçmiyor ki? Kaçak silahlar. Kim bilir daha neler. Nereye gidiyor bunlar? Oradaki teröriste gidiyor. Türkiye gibi bir devletin teröristten iş tutması doğru mu? Bu terörist dediğin, oradaki El-Kaide ve onun uzantısı El-Nusra dediğin, benim İstanbul'umun göbeğinde benim vatandaşımı öldüren, bombalayan terör örgütü. Ya ne zamandan beri biz bu terör örgütüyle can ciğer olduk, arkadaş olduk? Yani böyleli bir devlet yönetimi olur mu? Böyleli bir hükümet olur mu? Türk halkı aptal mı? Türk halkı aptal yerine koymak doğru bir şey mi? Ondan sonra oyum düşüyor diye sen araştırma şirketlerinin verdiği verilerle oynuyorsun. Böyle kendini yüksek göstermeye çalışıyorsun. Sen bu ülkeyi batağa sürüklemişsin. Dışarıyla hayat damarların kopmuş. Kendi sınırlarına hapsolmuş bir Türkiye var şu anda. Bir anketin, bir kamuoyu yoklamasının değerleriyle, çıkan sonuçlarıyla oynamak. Yani manipülasyona, nasıl söyleyeyim, manipülasyona ihtiyaç duymak hangi acziyetin sonucudur acaba? Artık tükenmişliğin, ağır ağır iktidardan kopmanın, vatandaştan kopmanın, hileyle ben nasıl iktidarda kalırımın yaptığı şeylerdir bunlar. Yani bir akıl şeyi değil, akıl süzgecinden geçmiş bir fikir değil. Hattımızda Hakan Bayrakçı var, kamuoyu noktasında kendisinin araştırma şirketi var. Hakan Bey ile konuşacağız ayrıca biz bu konuyu. Evet Hakan Bey, hattımıza hoş geldiniz, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba İsmail Bey, merhaba Erdoğan Bey. Merhaba Hakan Bey. Evet, iki gündür, daha doğrusu 24 saattir aşağı yukarı bu konu üzerinde konuşuyoruz. Habertürk'teki bu ikinci, arka arkaya patlayan ikinci medya skandalı, ama bu ikinci skandal doğrudan sizin sektörünüzü ilgilendiren bir skandal. Bu konuda öncelikle sektörün önde gelen isimlerinden birisi olarak değerlendirmelerinizi rica edeceğim sizden. Şimdi tabii öncelikle Murat Sarı için üzüldüm. Yani konsensusun sahibi olan arkadaştan bahsediyorum. Çünkü o benim bildiğim ölçülerde dürüst bir arkadaş. Evet. Ve işini de gayet ehil yapan bir arkadaş. Dolayısıyla ben dünden beri Twitter'da da Facebook'ta da yani Murat'ı dinlemeden, daha doğrusu Murat Sarı'yı dinlemeden herhangi bir yorum yapmam demiştim. Ama bugün şeyi öğrendim ki, yani haberim olmadan yapılmış şeklinde söylemiş. Evet. Bu mealde bir açıklaması var. Evet. Değil mi? Öyle demiş galiba. Evet. Ben yani biz sonuçlarımızı teslim ettik, sonrasını bilmiyoruz diye bir açıklaması var. Yani benim verdiğim sonuç aynen o gazetede çıkan sonuçtur demiyor. Biraz önce Sayın Toprak da altını çizdi onun. Böyle bir ifadesi yok. Anladım. Evet, yani neticede şimdi burada iki boyuttan bakalım. Bir tanesi araştırma şirketleri gazeteye veya televizyona sonuç verdikten sonra genelde onu takip ederler ve verdikleri rakam aynen çıktı mı diye hassasiyet gösterirler. Evet. Orada demek ki bir
problem olmuş. Bir aksama olmuş. E tabi Habertürk gibi bir televizyonda, gazetede uzun süredir Murat Sarı'nın anketleri yayınlanıyor. Evet. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olmuş gibi görünüyor tabi. Belki müdahale edemedi, etmek istedi, tartıştı. Yani benim 25 yıllık meslek yaşantımda çok benzeri şeyler olmuştur. Tartıştığımız bile olmuştur. Bazen gazete ve televizyonlarda değil de siyasetçilerle de olmuştur. Herkesle evet. Değil yani böyle bir kısmıyla en azından. Dolayısıyla böyle yani bir şöyle teklifler yani, mi geliyordu size? Ya Hakan Bey, bizi şöyle bir 2 puan zıplatıver, 3 puan zıplatıver. Yani bunun da karşılığını bir başka biçimde gösterelim ya da ödeyelim, verelim biçiminde teklifler geliyor muydu size? Şimdi bunlar son 5-10 yıldır azaldı. Çünkü artık siyasetçiler araştırmanın teknik bir şey olduğunu, bilgilenmek için olduğunu anlıyorlar, biliyorlar, görüyorlar. Evet. Ama ben 1988'den beri sektörün içindeyim. Çok uzun yıllar önce böyle şeyler oluyordu. Bu tür teklifler geliyordu. Burada hani yani şu anda şunu demek istiyorum. Mutlaka ilgili siyasi parti ya da şirket, ticari bir şirket kendi durumunu, ürünü ya da çalışmalarının ne olduğunu görmek ister. Bu görmek isteyeceği bilgiyi sizden çok net alır. Onu da oturur, çok kapalı bir toplantıda değerlendirir. Ama bir de kamuoyuyla paylaşacağı ikinci bir ankete ihtiyacı vardır. Ben bunu kastetmiştim daha çok. Anladım. Şimdi şöyle İsmail Bey. Bakın bir kere ben son 4-5 yıldır diyeyim, yoğunlukla çalıştığım kişi ya da kuruluşlar, kuruluş demeyeyim de kişiler, daha doğrusu kurumlar, daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan mesela belediyeler, efendim il ya da ilçe başkanlıkları ya da genel merkez. Anladım. Ben böyle bir teklif ne belediye reislerinden ne genel merkezden hiç almadım. Son 7-8 sene için bunu, 10 sene için söyleyebilirim. 2000'li yıllardan beri genelde Cumhuriyet Halk Partisi ile yoğun çalışmalarımız oluyor bizim evet. Onar olarak. Evet. Şimdi böyle bir teklif almadım. Burada mesele şu. Tabii ki bütün siyasetçi puanını yüksek görmek ister. Tabii ki. Demin dedim ya, siyasetçiler de son 5-10 yıldır araştırma dediğiniz şey artık teknik bilgi anlamında. Çünkü sonuç sadece ne kadar oy alacağım değil ki. Ne tür propaganda yapmalıyım, ne tür bir seçim stratejisi yapmalıyım, ne tür argümanlar kullanmalıyım. Bunları da saptamaya yönelik araştırmalar yapılıyor. Dolayısıyla bunlardan yararlanıyor siyasetçiler. Elbette ikinci bir hadisenin o yönü var. Orada da araştırmacı aldığı sonuçları inceler, analiz eder. Bazen bazı partilerin lehine ya da aleyhine 1 puan, 1,5, 2 puanlık analiz sonucu, tartılandırma yöntemi dediğimiz, mesela o rüzgarı eğer eteceğini hissetmişse ya da gelen sonucun eksik çıktığını hissetmişse, zaman zaman analiz yaparak mesela efendim 42 çıkmış bir şeyi 41 ya da 43 verebilir ya da 47 çıkmış bir şeyi 48 verebilir. Ama bu birinin talimatıyla değil, bu araştırmacının ya da araştırmacıların, oradaki raportörlerin teknik çalışmasıyla. Teknik bir zorunluluktur diyorsunuz onu. Yani bu teknik bir iştir. O teknik bir iş. Evet. Çünkü orada bazen plan köye gidemiyorsunuz. Ama o köye gitseniz biliyorsunuz kimin yarım puan, bir puan daha fazla çıkacağını evet. Gibi. Benim söylediğim bu. Anlıyorum. Ama mesela size çok geçmişten bir örnek vereyim. Mesela, bu arada sözlerimizi de toparlayalım. Olur. O zaman o örneği vermeyeyim çünkü peki. Bu biraz enteresan bir hatıra. Başka bir gün anlatırım. Zaten biraz sonra ben de sizin program bitince evet, bizden sonra da siz ekrandasınız. Doğru. Yani iyi yayınlar dileyelim biz şimdiden sizlere. Teşekkür ederim. Benim de gitmem lazım ama özetle şunu buyurun. Söyleyeyim. Yani son 10 yıldır açıkçası bu Sonar'ın sözleri değil, Hakan'ın sözleri, vatandaş Hakan'ın. O kadar konuya müdahale edildiğini gördük ki, yani anket bu işin niye dışında kalsındı? Bunu tabii iktidar partisi adına söylüyorum. Evet, işi özetlediniz yani. Yani benim olaya bakışım budur ama bu Murat Sarı ya da konsensusla ilgili de söylemiyorum açıkçası. Hayır, onu anlıyorum. Genel söylüyorsunuz. Evet. Peki Hakan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için ve yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Kolay gelsin. Evet, Hakan Bey diyor ki o kadar çok şeye müdahale edildi ki bunun da niye eksiği kalsın, neresi eksik bunun, oraya da müdahale etmiş işte AKP ya da iktidar partisi diyor. Yani şunu Hakan Bey'in söylediği o kadar doğru bir noktaya parmak bastı ki, hükümet
Ben de bir adım ileriye, nereyi bozmadı ki? Hangi etik değerleri yok etmedi ki burayı etmesin? Bakın medya nedir? İnsanların özgürce haber alma yeridir, değil mi? Haber alma hakkıdır. Hakkıdır bu. Anayasa ile korunmuş peki, bir haktır. Peki en büyük medya patronu kim? En büyük medya patronu başbakan. Tabii ki, evet. Tayyip Erdoğan. En büyük medyayı Tayyip Erdoğan yönetiyor. Tüm medyanın bir kere patronu. Buradaki birkaç nöbetçi tane... Nöbetçi patronlar mı var bir de? Yani Tabii şimdi değil mi? Bazı televizyonlar var, bazı gazeteler sizde, var. Yarın bende ama bizlerde değil. Böyle dolaşıyor o medya grubu. Sanki nöbetçi patronluk yapıyorsunuz orada. Şimdi bir avuç kendi imkanları ve kendi çizgisiyle ayakta kalmaya çalışan bir avuç medya grubu var. Ama büyük medyayı Sayın Başbakan yönetiyor. Evet. Ve sahibi belli olmayan, 3 ayda bir el değiştiren medyalar var. O da yetmedi. BDDK tarafından, Banka Denetleme Düzenleme Kurulu tarafından önce el konulup sonra havuza atılıp bir tarafları tepesine oturtularak padişahım çok yaşa diyen bir medya grubu var. Yani bu şekilde bir yere varamayız. Medya insanların haber alma hakkıysa, medya bu ülkedeki eksikleri söyleyip yöneticiler de o eksikleri düzeltmek için orada oturuyorlarsa, burada yapılan bu ülkeye ihanettir. Bu ihanete gitmemek lazım. Şimdi bakın, bir başbakan en büyük medya grubuna telefon açıp haberi kaldırtabiliyor. Haberi bir bile başkan, değil, altyazıyı. Altyazıyı. KJ'de ifade ettiğimiz şu kayan altyazıyı. Daha haber girmemiş, yok ortada. Haber. Yazarını attırabiliyor. Tabii. Oraya istediği yazarı aldırabiliyor. Böyle bir Türkiye olabilir mi? Yani ne gereği var bir koltuk hırsı için bu kadar ülkeyi kendi kontrolüne sokmaya, kendi egosunun esiri olmaya ne gerek var? Ya medyanın bu kadar kendi tek eline getirmesi başbakana ne kazandırır? Başbakanlar, bakanlar, siyasetçiler icraatlarıyla gündeme gelmelidir. O icraatlarıyla da kamuoyu onları takdir edip etmeyeceğine karar vermelidir. Öyle ki iktidardan gittiğinde huzurla köşesine gidebilsin. Başarılıysa zaten halk onu oraya getirir. Ama başarısızsa koltuğa yapışmamalı. Koltuğa yapışan siyasetlerin akıbetleri kötü oluyor. Koltuğa yapışan siyasetçiler gerçekten gidişleri çok acı oluyor. Başbakanın o koltuğa yapışma sevdasından vazgeçmesi lazım. Medyayı kontrol edip kamuoyunda bir halkla ilişkiler, iletişim stratejisi oluşturarak o koltuğa yapıştığınız zaman o koltuklarda oturmuyorsunuz aslında. Koltuklar sizin omuzlarınızda oturuyor. Türkiye'de evet. Gelinen nokta bu. Medya vasıtasıyla kontrol ettikleri bir medya vasıtasıyla kendini başarılı diye addediyorlar. Başarılı değil. Yani bu Türkiye'de başarılı olsaydı Türkiye'de kırılgan ekonomiye sahip olur muyduk? 12 yıldır bu ülkeyi tek başınıza yönetiyorsunuz ve ekonomimiz kırılgan diyorsun. Bunu kim söylüyor? Ekonomiyi yöneten bakan söylüyor. Ya senin elinden tutan mı vardı? 12 yıldır bu ülkede tek başına iktidarsın. Niye dış güçler senin ekonominle oynayabiliyor? Dış güçler deyip duruyorsun. Madem bu ülkede başarılı yönetim sergiliyorsun, bu kırılganlıktan bu ülkeyi kurtarman lazımdı. Ama kırılganlığa teslim etmiş. Borçlar alabildiğine artmış. Kişilerin hane gelirlerindeki borçlar artmış. Uluslararası alanda itibarın kaybolmuş. Özgürlükler konusunda insanlar artık öyle bir noktaya geliyor ki ne yaparsan yap, polisinden, tankından, tomanla. Ne yaparsan yap, çıkıp sokağa artık hakkını aramaya başladı. İnsanları çileden çıkardı. Bıçak kemiğe dayanmış. Tabii ki bu ülkeyi bu noktaya kim getirdi? Yani Hakan Bey'in söylediği şeyi tekrar geri döneceğim. Her tarafa müdahale etti, buraya da etti diyor ankete. Ya evet. Hiçbir yer bırakmadı ki. Tüm devlet düzeni gitti. Yazık bu ülkeye. Hakan Bey dedik, şimdi Murat Bey'le devam edelim. Telefon attığımızda şu anda Murat Gezici var. Gezici Araştırma Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar İsmail Bey ve Erdoğan Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, durumu biliyorsunuz. Bir değerlendirme rica edeceğim sizden bu rezaletle ilgili. Evet, şimdi 90'lı yıllara bakarız. Baktığımız zaman ben hatırlıyorum, benim babam da ittifak anlamında karşı tarafta
kim güçlü ise onun yanında kim güçlü ise ona göre stratejik belirleyip karşı partiye oy belirdi. Yani vermek istemediği partiye karşı ama o gelmesin diye farklı bir partiye de oy belirdi. Bunu neye göre belirdi? Arabaların konvoy sayısına göre oy belirdi. Yani o dönemde 90'lı yılların başında anket yoktu. Medya takibi yoktu. İnsanların kanaati araba konvoy sayısınaydı. Evet. Yani kim güçlüyse onun yanında yer almak ya da onun karşısında kim güçlüyse onun yanında yer almak vardı. Şimdi Avrupa'daki, Amerika'daki sistem nedir? Anket sistemidir. Yani kamuoyu yoklamaları. Türkiye'de bu döneme geçti ve özellikle son 5 yıldır anketler çok önemli yer edinmekte. Ve Türkiye'nin en önemli 5-6 tane firması bulunmaktadır. Ve bunların içlerinde bazılarının da son dönemlerde baktığımız zaman operasyon öncesinde oyların düştüğünü 42-43 olduğunu ifade ederken bir anda geçen haftalarda 45'te 50 bandı arasında olduğunu iddia etmektedir. AKP'ye yanlısı bazı araştırma şirketleri bile 50'nin altında düştü 47 derken ama bazı araştırma şirketleri de 45 ila 50 bandı arasında olduğunu iddia etti. Ya böylesine geniş bir bant aralığı veriyorlar yani 45 ile evet, 50 hani yani, 1-2 puan anlarım da. Evet meslektaşlarımın çok yanlış yolda olduğunu görmekteyim. Yani 5 bandı arasında ifade etmeleri meslek ahlakına aykırıdır. Avrupa'da böyle bir şey olamaz. İlginçtir bu anket firmalarını denetleyen devlet. Devletin de eğer müdahalesi var ise çok kötü bir duruma geçtiğimizi gösteriyor. Bahsedilen araştırma firması bildiğim kadarıyla hem kamu kurumlarına hem de farklı siyasi partilere de anketler yapmaktaydı. Hatta bu araştırma şirketi birkaç siyasi partinin de aday adayları belirlenme sürecinde de görev aldı. Evet. Ve bunlar sonucunda da adaylar da ilan edildi. Yani şimdi bunlara da bakmak lazım. Geçmişi de kontrol etmek gerekiyor. Konsensus denen firma acaba hangi adayları belirleyerek adayları da ilan etti? Bunları da kontrol etmek gerekiyor. Ya da birilerine hizmet mi etti? Bunları tabii ki iddia durumunda. Pardon. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi anketlerin önemi giderek... Murat Bey toparlayalım lütfen süremizi de... Bir şey eklemek isterim. Toparlayalım. Tabii, şimdi anketler kamuoyunda yapıldıktan sonra, kamuoyuna açıklandıktan sonra kanaat önderlerini etkilemektedir. Evet. Yani geçmişte nasıl 90'lı yıllarda halkı etkiliyordu arabaların sayısına göre konvoy sayısı, şimdi de anketler kanaat önderlerini etkilemektedir. Aman ya da bunlar halen bakın var ya da bunların yanında olalım düşüncesi ortaya çıkacaktır. Nitekim bu yüzden de ondan alıp öteki tarafa koyalım aman daha güçlü biz görünelim. Diğer taraflarda farklı olmasın gibi üslubun içerisine girilmiştir. Evet. Çok tehlikeli. Evet. Bir duruma doğru yer almaktadır. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun İyi değerlendirmeleriniz yayınlar. İçin. Sağ olun. Çok ilginç değil mi? Şimdi Murat Bey'e çok teşekkür ederim. Güzel bir noktaya temas et. Dedi ki kamuoyunu yönlendirmeye yöneliktir. Evet. Yani mealinde bunu söyledi. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Kamuoyuna işte nasılsa bu parti geliyor. Diğer partinin taraftarı bazen moralsizliğe kapılabiliyor. Bazen sandık başına gidiyor. Bazen küsüyor. Yani bunlar manipülasyona açık tavırlardır. Evet. Şimdi bir iktidar partisi düşünün ki 12 yıldır ülkeyi yöneteceksiniz, bu tip hilelere başvuracaksınız. Bu dürüstlük değil ki. Yani Türk kamuoyu buna gerekli primi vermeyeceğine inanıyorum. Şimdi konsensusu ben de tanıyorum. Çok değerli bir insan Murat Sarı Bey. Ben kişiliğiyle ilgili bir şey söylemek tabii istemiyorum. Tabii yani burada ama böyle bir şey yapması yok gereken de bir şeyin de olduğunu altını çizmek istiyorum. Orada kendi anketi kamuoyuyla paylaşacağı için çünkü onun kendi fikri. Başkası onun anketini alıp rakamlarıyla oynayıp kamuoyuna verme hakkı yok. Çünkü onun tüm hakları kendisine ait. Kamuoyuna karşı sorumlu olan Sayın Murat Sarı. Evet. Onun kendisini kalkıp o noktada ya anketini doğrusunu yayınlamalı ya da geri çekmeli.
Tabii ben oraya çok fazla girmek tabii yani, istemiyorum. O başka bir şey. Ama kamuoyu şirketlerinin bu konuda tepki göstermesi lazım. Yani burada tepki gösterecek de kamuoyu şirketleri. Çünkü onların inandırıcılığı kayboluyor. Benim kamuoyu şirketi noktasında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama benim söyleyeceğim şey, benim rakibim olan, bu ülkeyi kötü yönettiğini gördüğüm iktidar partisi. İktidar partisi de burada suçüstü yakalanmıştır. Demek ki iktidar partisi hızla düşüşte, bu düşüşü kamuoyuna hile yaparak saklamaya çalışmakta. Benim gördüğüm nokta bu. Evet. Yani AKP'nin düşüşü bir nevi AKP'nin o telefon konuşmasıyla tescil edilmiş oldu. Değil mi? Şimdi bu konuşmalardan sonra Fatih Altaylı bir açıklama yaptı. Açıklamasında dedi ki eğer iddialar doğru olsaydı biz işte Yalaka gazeteciye mealen söylüyorum bunu olsaydık başbakanın uçağına binerdik, onunla gezerdik, oradan yasaklı olmazdık dedi. Bunu ne zaman dedi? Dün dedi. Hemen bir televizyon kanalına çıktı, açıklama yaptı. Şimdi şöyle bir durum var Erdoğan Bey. Ses kaydı tarihi 13.03.2013 yani 13 Mart 2013 yılında bunun ses bandı yayınlanmış. Dinlemeye takılmış. Pardon, düzeltiyorum. Dinlemeye takılmış. Fatih Altaylı'nın bu dinlemeye takıldığı tarihten 10 gün sonra bir köşe yazısı var. 23 Mart 2013 tarihinde. Diyor ki Sayın Fatih Altaylı, hani ben uçağa binmiyorum, yasaklıyım, onlarla pek de ilgim yok, beni çok sevseler alırlardı uçağına deyip bir savunma mekanizması geliştirmiş bu noktadan. Diyor ki Sayın Altaylı, Amsterdam'dan Ankara'ya doğru uçarken Başbakan Erdoğan'la bir kez daha sohbet etme fırsatı bulduk. Yorgun ama keyifli görünüyordu. Soğuk algınlığını tam olarak atlatamadan yine yorucu bir seyahate çıkmanın izi vardı yüzünde. Gezinin Hollanda ayağı da beklentilerini karşılamış görünüyordu diye başlamış ve köşe yazısı devam ediyor. Ve biz anlıyoruz ki Sayın Altaylı öyle çok da yasaklı falan değilmiş, bu uçağa binebiliyormuş. Diyorum buradan basın ve CHP ilişkilerine geçiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi medyadan çok çekti. Evet, ne yazık ki öyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın medya üstündeki baskısından çok çekti veya. Böyle demek belki. Çünkü bazıları işini kaybetmekten korkuyor. Bazıları köşelerinin kaldırılmasından korkuyor. Ama buna rağmen namusuyla o dirayetli dimdik ayakta duran birçok da basın mensubu arkadaşlarım var. Onlara da haksızlık etmek istemem. Medyadan iktidarın, bundan sonra iktidarların elini çekmesi lazım. Yani ben kişiselleştirmek istemiyorum. Şöyle bir İsmail avantajınız Bey. Olmadığı gibime geliyor ya da yanılıyorsam düzeltin lütfen. Siz basın toplantıları yaptınız, siz mitingler yaptınız, siz televizyon programlarına davet edildiğiniz sürece katıldınız. Ve siz bir muhalefet sergilediniz. Ama bir biçimde sesinizi duyuramadınız. Duyurma organınız nedir? Medyadır. O medya Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep sırtını döndü ve siz de doğru noktaya ulaşamadınız. Bir gazeteci olarak benim kanaatim bu yönde. İtirazınız olabilir, bilmiyorum buna. Çok haklısınız. Bunu İtirazım olmaz. Bilakis biz çok çektik. Bunu söylüyorum. Yani iktidar partisi bu toplumun haber alma kanallarının tamamına el koydu. Diktatörce el koydu. Evet. Yani bazılarına gazeteler satın aldırdı. Türkiye'nin merkez medyası dediğimiz gazeteler satın aldırıp kendi iktidar yandaşı bir yayına götürdüler. Bazılarına BDDK eliyle el konuldu. Yani isim vermek istemem. Yok, gerek yok. Ve şu anda can siperhane silah şörülüğünü yapıyor iktidarın. Yani o gazeteler düzgün haber verirken şimdi iktidarın iki dudağı arasında kaderi olduğu için her gün padişahım çok yaşıyor. Dünyanın neresinde var? Başbakan ağzını açtığı zaman tüm televizyon kanalları yayını kesip başbakanı veriyor. Ya böyle bir ülke var mı? Dünyanın neresinde görülmüş bu? Ama Türkiye'de ben bir günde üç defa yayının kesilip büyük medya gruplarının tamamının başbakana bağlandığını bilirim. Bu aslında utanılacak bir şeydir. Bakın gelişmiş dünya ülkelerine, dünya devletlerine başbakanlar veya başkanlar sık sık televizyona çıkmazlar.
önemli günlerde çıkarlar ve halk da ne oldu ya, bir şey mi oldu? Başkan çıkıp ulusa sesleniş yapıyor. Ama bizde öyle değil ki. Tam tersi. Ya nerede tuvalet sahayı açsak bakanların görüntüleri, başbakan bir yerde ağzını açsa tüm kanallar kesip yayınlıyor. Böyle bir medya anlayışı olabilir mi? Medya inandırıcılığını kaybetti. Allah'tan ki sosyal medya var. Allah'tan ki böyle sizler ya gibi da dürüst yayın yapan bazı kanallar var. Teşekkür ederim, sağ olun. Sosyal medya dediniz, o da şimdilik var. O da şimdilik var. Evet. Onu da getirdik, bir kişinin iki dudağı arasına koyduk. Böyle bir şey kabul edilebilir değil. Yani Türkiye gibi bir ülkeye yakışmıyor. Ama ben bunları Anadolu'da ne derler biliyor musunuz? Zulmün artsın derler. Zulmün artsın. Çünkü zulmü artan, arttıkça insanların gidiciliği hızlanır. Ben de AKP'ye zulmünüz artsın diye söyleyeyim, gidişi kolaylaşsın diye. Aman efendim. Daha artarsa ne olur bilmiyorum. Yani böyle bizim Anadolu'da güzel tabirleri vardır. Bunu kullanırlar biliyorum. İç Anadolu'da. Onun için AKP'nin benim gördüğüm tablo şu. Anketlerle oynaması, bu tip manipülasyon haberleri yapması başarısızlığını örtmesinin bir nedenidir. Ama Türk halkı AKP'nin iki yüzünü görmüş durumda. Şu anda oyları hızla 30'lara doğru geliyor ve erimeye de devam ediyor. Evet. Ya nasıl etmesin? Türk halkı akıllı bir halk. Bakan çocukların yatak odasındaki o kasaları Türk halkının hafızasından silinmesi mümkün değil. Para sayma makinesi. Evet. Bir banka genel müdürünü düşünün. Bizim güvenilir yerimiz neredir? Bankadır değil mi? Kıymetli eşyalarımızı bankaya teslim ederiz. Banka müdürü kendi bankasına güvenmiyor. Rüşvetini getirip ayakkabı kutusunda saklıyor. Yani böyle bir kafa yapısı var bu AKP bürokratlarında. Türkiye'yi biz bu bataktan çıkartacağız. Çok güçlü kadrolarımız var. Çok iyi hazırlığımız var. Ve gece gündüz çalışan bir kadromuz var. Ve olaylara çok doğru tespitleri yapan ve bu konuda da gitmediği yeri bırakmayan bir genel başkanımız var. Sayın Kılıçdaroğlu var. Ve Türk halkına biz bunu kapı kapı anlatacağız. 30 Mart bunun bence önemli bir verisi olacak bize. Gerçek kamuoyu oradan çıkacak. Gerçek anketler orada olacak. Yani şimdi parayla bastırıp 4-5 şirket kurup hileyle anketler yapabilirler. Türk halkının bunu yutacağını sanmıyorum. Türk halkı çiftçiye soracağız. Kardeşim, son 2 dakikamız bu arada. Evet. Halinden memnun musun diye. Memnun olması mümkün değil. Çiftçi perişan durumda. Sanayici perişan durumda. İşsizlik almış başını gidiyor. Türkiye'de yatırım yok. Biz 2023'te dünyanın en büyük ekonomisiyiz diyeceğiz. 2002'den 2014'e kadar 1 milyar dolarlık temeli atılmış tek tesis yok. 1 milyar dolarlık. En son Ford Kocaeli'nde atmış, ondan sonra yok. Ne var? İnşaat var. İnşaat bir ülkenin ekonomisini çökertir. Çünkü biz sanayideki kaynağımızı çekip betona yığıyoruz. İnşaat sektörü kısa vadede iktidarlar bu hileye başvurabilirler. Sırf işte 240 tane yakın sektör harekete geçeceği için kısa bir suni bir refah yaratır. Evet. Ama uzun vadede sanayicinin parası betona gömüldüğü için Türkiye'de dolaşın parayı betona bağlamış olursun. Şimdi biz ne yaptık? Tüm paralarımızı aldık, betona bağladık. Geri dönmedi o kaynak. Sonra biz yurt dışından pahalı borçlanıyoruz. Yani bu kabul edilebilir değil. Türkiye kötüye doğru gidiyor. Türkiye'yi bu bataklığa götüren de AKP iktidarı. Umut ediyorum ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin başına geleceğiz. Bu ülkenin bu kötü gidişinden kurtaracağız. Yani bunun hiç şey yok, telafisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu göreve hazırız. Hazırlıklarımız var, kadrolarımız var. Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu ülkede rejim sorunu var. Bu ülkede bir devlet krizi var. Bu ülkede bir iktidar krizi var. Bunu çözecek yapı da bizde var. Evet. Sayın Toprak, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız ve bu konularda bizleri aydınlattınız. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Bu arada bir...